Kalkmış ailesiyle gelmiş bu küçük kızımız. Hepinizi de ayrı ayrı selamlar. Hepimizi sever. Ali abi kızıştırıyordu. Kimi çok seviyorsun? Ece'yi mi? Bircan'ı mı? İlkay'ı mı? Beni mi? Çok politik dedi ki hepsini çok seviyorum. Ay çok şeker. Selam olsun. Ya böyle görüntüler. Burnumu sızlayarak izledim. Ben çok güzel görüntüler çekmişsiniz. Çok güzel anılar biriktirmişsiniz. Ve en önemlisi de oradaki havayı şeffaf bir şekilde bize göstermişsiniz ki benim için çok rahatladı. Orada gerçekten bir şenlik var. Orada gerçekten kutlama var. Şimdi yayına girmeden önce baktım ki 2668'e ulaşmış bir terörist, etkisiz hale gelmiş aynen bir terörist öyle sayısı var. O yüzden bir de şöyle bir şey var. Hiçbiri dönmeyi düşünmüyor. Hiçbiri. Ya ben inanamıyorum bu ferasete ya. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Aynen öyle. Ali abi sen hepsinden daha çok korunmuşsun. Evet. Askerlerden daha çok korunan evet bir Ali. Ama kısa sürede çıkardım onları. Bu arada kameraman Deniz Polat'a teşekkür ediyorum. Evet, emeğine sağlık. Çok daha güzel çekimler var tabii. Bilahare kullanılır mı bilmiyorum. Yetiştirebildiklerimiz bunlar. Özellikle ÖSO ordusunun, daha doğrusu ÖSO'nun konvoyuna denk geldik. O görüntüler var arkadaşlar. Verelim mi bir tarafta? Konvoyun geçişinin hamali. Ve, bakın bu araçları baktım, anlatalım Ali abi. Ne oluyor çamur burada? Kurşun izleri var onlarda. Bu araçlarda. Bakın bunlar Afrin'den çatışmadan gelen araçlar. Kurşunlanmış yakından görseniz. Çamurlar çamur içinde. Biz o kadar heyecanlandık ki 3 defa bu konvoyun önüne geçtik. Ali abiyle anlatmaya evet çalıştık. Evet. Şurada sesi de açabilir miyiz arkadaşlar? Biz orada anlatıyoruz sıcak sıcak. Bir verelim şu görüntüleri. Araziden geliyorlar. ÖSO'nun askerleri de var. Bunlar işte kamyonun üstündeki ağır makinalı silahlar. Arkadan ÖSO ordusunun askerleri gelecek otobüslerle. Otobüsler dolusu asker göreceğiz. Biz heyecanlandık yolda onları görünce. Hemen dedik önlerine geçelim. Araçlara baktık acaba kurşun izi var mı diye. Evet, bayrakları gidiyor. Çok büyük bir konvoya denk geldik gerçekten. Arkadan da şimdi yaklaşık ne bileyim 15-20 otobüs asker gelecek. Hem Mehmetçiklerimiz, bordo berelilerimiz içinde hem ÖSO askerleri var ve çatışmadan geliyor onlar. Yani çok heyecanlandık. Ama oradaki sivil halkın durumu da çok güzel. Orada içeride ant içmeye giriyorlar. Onlar da sanki böyle ant içmiş. Yani sanki orada askerlik görevini yapıyor kadar. Zaten hepsi diyor ya beyin de gönderin vatanı kurtaracağım diyenler. İşte o inanç yani, çok önemli. Gerçekten şenlik havası. Ne güzel. Genç, yaşlı, kadar çocuk, erkek. Ali abi kurbanlar kesiyordu vatandaşlar evet orada değil mi? Başka neler kurban vardı? Kesip kavurma yapıp sıcak sıcak dağıtıyorlardı baklava insanlara. Baklava dağıtıyorlar. Mis. Yani İnşallah bir kere alıp gelin. Türkiye'nin her yerinden sivil toplum örgütleri, bireyler araçlarıyla, otobüsleriyle geliyor. Yörelerine ait yiyecekleri, hediyeleri getiriyorlar. Tabii çoğunun askere ulaştırma şansı yok. İşte kaymakama, valiye, sivil toplum örgütlerinin muadillerine teslim ediyorlar. Bunlar da şunu anlat Ali abi. Ne oluyor burada? Kim bunlar? Karadeniz Ereğli Muhtarlar Derneği'nin üyeleri. 90 muhtar var burada. Hepsi erkek dedim. Hiç mi kadın yok bu Ereğli? Dediler bir kadın var. Ama rahatsız onun için gelemedim. Zaten gelmeseydi. 90 erkeğin arasında bir kadın. Yanlarında iki hoca var. Bir imam, bir hoca. Dua ediyorlar. Dua ediyorlar. İnsanlara yani biz her taraftan akın akın insanlar geliyor. Biz yol bulduk. Geçtik önlerine. Durdurduk. Böyle bir hava var. Burası yol. Aynen sınır. Dedik ki hadi hep birlikte dua edelim. Değil mi Ali abi? Evet. Hep birlikte yer gök yol inledi. Amin dedik. O görüntülerle de reklama gideceğiz ama öncesinde orada çok fedakar basın mensupları var. Onlarla konuştuk. Günlerdir oradalar. Sınırın ötesinde ve gerisinde. Hem A Haber hem TRT Haber bu konuda çok takdire şayan. Değil mi Ali abi? Sen evet, bizim gittiğimiz yerde A Haber'in karargahı ve canlı yayın noktası orada. 68 yaşındaki Can Okanar'dan genç Banu Ele herkes 24 saat orada yaşıyorlar. Bu TRT Haber'in muhabiri savaş bölgesine girip çıkan şey anlatıyor. Bir çekim yaptıkları yerden bunlar ayrılıyor. Bunlar ayrıldıktan birkaç dakika sonra orası havaya uçuruluyor.
teröristler tarafından. Yani habercilerin nasıl çalıştıklarını, neler yaşadıklarını merak ediyordum. İşin başında 40'a yakın yabancı basın mensubu televizyoncu varmış bölgede. Şu anda 2-3'e düştüler, ajanslardan alıyorlar. Herhalde Türk ordusunun başarısı hoşlarına gitmedi. İşte gerillalarının başarılı olmasını bekliyordular. Gittiler şimdi ajanslardan ve yerel muhabirlerden yararlanıyorlar. Ama ağırlıklı olarak A Haber ve TRT Haber bölgede en geniş ekibe sahip. A Haber bir noktadan ağırlıklı yayın yapıyor. TRT Haber zaten artık kameraman muhabir şeklinde 5-6 bölgeye bölünmüşler. Her farklı noktadan, çünkü Kilis'ten şeye kadar bir bölge var işte, bu Hassa'ya kadar. Habercilerin de işi zor ya. Evet, yani o şeye geçtikleri olsun. Zaman, operasyon bölgesine geçtikleri zaman üzerindeki kıyafetlerle yatıyorlar. Tabii. Sivil. Biliyorsun Şenol da orada, ben ara ara haber alamıyorum ama mesela telefonlar düşmüyor. O çok tuhaf sesleri duyuyorum. Güvenlik önlemleri için telefon bağlantıları bazı yerlerde kesiliyor. Sonuna kadar o bir hafta kalacak orada. Bazı yerlerde sinyal alamıyoruz. O yüzden hiç merak etmeyin, evlatlarınızı, çocuklarınızı, eşlerinizi. Onlar önce Allah'ın izniyle korunuyorlar. Bir de bizim dualarımız tabii. Size de çok teşekkür ediyoruz ekip adına orada bulunduğunuz için. Sizi de çok güzel anlar. Aynen, tutmaya çalıştık. Bizim yaptığımız bir şey yok. Sabah gittik, akşam döndük. Aha. Ama 7-24 orada yaşayan haberciler çok zor bir iş yapıyorlar. Yani kesinlikle. Ele ele sınır geçtikten sonra tamamen riskli bir alana giriyorlar. Ali yani abi, sana şimdi teknik bir şeyler sormam lazım. Savaş ne durumda? Yani orada evet bize gösterilen şimdi gibi. Şimdi en zor şey radyo ve o tepelerdi. Artık Türk ordusu düze indi. Düzde karşılaşabileceği şeyler belli. En büyük engel dağlardaki sisti. Zaten o sis ve kötü hava koşulları nedeniyle 8 şehit verdik. Arkadan evet, tünelden çıkıp son verdiğimiz saldırdılar. Şehit. Evet. Şimdi düz alana indik. Artık bundan sonra yavaş yavaş ilerleyip şehirde meskun mahallede çatışmalar başlayacak. Asıl mevzu yani başlıyor. Bu göğüs göğüse savaşın olacağı bir yer. Allah yardımcıları olsun. Allah yardımcıları olsun. Evet. Mehmetçiğimizin morali yerinde, sınırın ötesinde ve sınırda vazifesinin başında. Vatandaş kurbanıyla, tatlısıyla sınırda onlara destek olmak için Türkiye'nin dört bir yanından akın ediyor. Basın mensupları gerçekten çok fedakar bir iş yapıyor. Ali Eyüboğlu da hem bugün oradaki gezimizden izlenimlerini yazdı. Bugün ve yarın, sonraki günde var mı Ali abi? Milliyet'teki yok. Köşe yazısında. Bugün var, bir bugün de yarın var, yazdım. Yarın var. Milliyet'teki köşe yazısını mutlaka okuyun derim. O da başka detaylara da değindi. Ne diyelim, gönlümüz, dualarımız Mehmetçiğimizle.